Merhaba Dünyalılar. Kafa Boşaltan serimize hoş geldiniz. Ben yine kuralları çiğneyip kuralları değiştirip çayımı demledikten sonra videoyu çekmeye başladım. Dürüst olmak gerekirse unuttum. Çayımı demlemeden önce video çekmeyi başlatmayı unuttum. Ve çayı demledikten sonra aklıma geldi bugün video çekmem gerektiği. Ve böylelikle boş bulunup her neyse hadi saçmalamamıza başlayalım. Evet bu arada ya arkadaşlar yani Instagram'dan özelden yazıyorsunuz. Ama lütfen artık yorumlar bölümünü kullanmayı öğrenelim. Çünkü hani sakalsız video çekmeme bazı işte göz aşinalıkları işte olmuş falan işte yani sakallı haline alıştık falan gibisinden. Ve bu tarz şeyleri ve daha fazlasını hep Instagram DM üzerinden atıyorsunuz. Lütfen yorumlar bölümünde bulaşalım ve orada konuşalım artık bunları. Bunları aşalım. Kimse sizin ne yazdığınızı çok da öyle linçleyecek ya da şey yapacak değil. Ve öyle yazdıklarınızda da herhangi bir sakıncası olan şeyler değil. O yüzden her neyse siz beni anladınız. Yorumlar bölümünde buluşalım. Beğenileri de lütfen basmayı unutmayalım artık. Yeter yani. Hani bu kadar izliyorsunuz, ediyorsunuz. Bir zahmet de beğenin, beleşçilik tamam bir yere kadar da yani. Hani bir ufaktan beğenmeyi de çok görmeyin. Konumuz çocukluk. Çocuklukla... Tabii bu videoların, bu video serisinin temelinde olan saçmalamak çok oturaklı bir şeydir. Yani bir çocuğun saçmalaması kadar doğal bir şey yoktur. Ama toplumumuzda çocuklara uslu dur ve işte icat çıkarma üzerine bir sürü de baskı da vardır. Ve bir çocuktan böyle 55 yaşında bir insan böyle bir şeyi beklenir. Yaşantısı beklenir işte dur otur kalk yapma bilmem ne. Doğasına aykırı bir şey. Bunu bir kabul edelim. Bir çocuk eğer rahat durup böyle sus pus oturup böyle sadece sessiz bir şekilde işte televizyon izliyorsa saatlerce işte ve hiçbir şekilde yaramazlık yapmıyorsa bunun kötü bir şey olduğunu kabullenelim. Tam tersiyse çocuk yaramazlık yapıyor yerinde hiç durmuyor falan filansa bu zaten doğasına uygun bir şey olduğu için gayet güzel ve olması gereken bir şey. Evet sizin için sinir bozucu olabilir. Evet ortalığı dağıtıyor olabilir. Evet hatta zarar veriyor olabilir. Ama o doğasının gereğini yapıyor ve bu onun sağlıklı olduğunu gösterir. Alışkanlıklar da bu yaşlarda öğrenilir. Siz küçük yaşlarda ona neyi empoze ederseniz o büyük yaşta onu yapacaktır. İlk başta da rol model olan sizleri taklit edecektir. Anne babalarını çocuklar dinlemezler. Anne babalarını taklit ederler. Yani onların yapmasını istemediğiniz bir davranışını ısrarla yapmaya devam ediyorlarsa bu muhtemelen sizin yaptığınız şeylerden kaynaklı devam edilen şeylerdir. Onlar sizi dinlemezler, onlar sizi taklit ederler. Çocukların etrafında bulunan eşyalar, malzemeler, materyaller çocukların geleceğini şekillendirir. Eğer siz onlara bir televizyon verirseniz ve sadece bunu izlemesine yönelik yönlendirme yaparsanız bu da onun için kullanacaktır. Yani siz öyle yapıyorsanız zaten sizi taklit edeceği için bunu yapacaktır. Ama siz elinize verdiğiniz yaratıcı bir oyuncaksa ne bileyim artık yaşı uygun olan bir çocuğa Arduino eğitim seti verip işte bu set üzerinde işte birbirine ışıklar bağlayıp işte bilgisayar üzerinden kod yazarak işte bir şeyleri kapatıp açmasını falan öğretiyorsanız çocuk bunu yapacaktır gelecek hayatında da. Temellerinde ne alışkanlık kazanacaksa ondan sonrasında da bunu devam ettirecektir. Çocuk 15-16 yaşına kadar gördüğü ve yaptığı şeyleri artık bir beton yani kurumuş bir betoncasına onları bütün hayatı boyunca uygulayacağına emin olabilirsiniz. Problemli bireylerin iş hayatınızda, çevrenizde, komşunuzda falan böyle yetişkin problemli bireylerin çocukluklarına bakın. Mutlaka oralarda bir sakatlık göreceksiniz. İnsan sosyal bir canlıdır ve çevresinden etkilenir. En çok da anne babasından, evin içindekilerden etkilenir. Bir çocuk başarısızsa bu sizin başarısızlığınız. Çocuğa yüklenmeyin. O çocuk sizden gördüğünü yaptı ve gerçekleştirdi. Sen çocuğuna kitap oku diye dikte ediyorsun. Bunun doğru olduğunu söylüyorsun ama geçip televizyonun başına televizyon izliyorsun. Ne kadar samimi. Televizyon izleme oğlum. Çık hadi ben izleyeceğim. Doğru değil. Doğru değil. Kesinlikle doğru değil. Bunları aklınızdan çıkarmayın sevgili dostlar. Bir çocuk saçmalıyorsa bırakın saçmalasın. Kendine, çevresine, etrafına, insanlara zarar vermediği sürece özgür bırakın. İnsanları yani böyle baskı altına almayın çocukları. İcat çıkardıklarında başımıza icat çıkarma deyip çocuğu kovalamayın. Çocuk bir şeylerin peşindeyse bunu öldürmeyin. Her ne kadar ilk başlangıçta çok saçma gibi gelse de yani yargılamayın ya. Kendi düşüncelerinizle, kendi seviyenizle yargılamayın. O çocuğa bir bakın hani ne yapıyor, ne amaçlıyor, ne yapmaya çalışıyor. Yani çocuk sürekli sen televizyon izliyorken gelip önüne geçiyorsa demek ki senin ilgilenmeni istiyor. Senden bir şeyler bekliyor. Ve sen bunu ona vermezsen belli bir zaman sonra çocuk başka şeylere yöneliyor. İlgiyi bu sefer
başka bir şeyler yapmakta, kırmakta buluyor. Çünkü sen o zaman dönüp ona tepki veriyorsun. Ve işi gücü bırakıp o zaman onun yaptığı şeylerle ilgileniyorsun. Her ne kadar bu olumsuz bile olsa çocuk için fark etmez. Olumlu ya da olumsuz olması. Onunla ilgileniyor olman yeter. Onun kırdığı bir şeyi düzeltiyor olman yeter. Çünkü ilgi bekliyordur o çocuk. Ve sen o zaman onunla ilgileniyorsun. İyi veya kötü bir şekilde ilgileniyorsun. Onun o yaşta o düşünceyle dert ettiği şey olumsuz olması değil, senin onunla ilgileniyor olmandır. Ve senin onunla olumlu ya da olumsuz olduğunu önemsemediği için de baktı güzel bir şeyler yapıyor, sen onunla ilgilenmiyorsun. O da bu sefer kırıp dökerek ilgiyi çekmeye çalışıyor. Ve bu sizin hatanız. Çevremde birçok böyle zeki, gerçekten yönlendirilse çok çok başarılı ve iyi yerlere gelebilecek potansiyelde çocuklar görüyorum. Hem de çok fazla görüyorum. Bizim insanımız gerçekten zeki. Problem şu ki eğitim sistemi. Problem şu ki ailelerin eğitim sistemi. Okuldaki eğitim sistemi zaten berbat. Oraya hiç girmeyeceğim bile. Yani çok bambaşka derya deniz bir konu. Girsek saatlerce konuşuruz. Saatlerce burada saydırabilirim yapılan yanlışlar hakkında. Ailelerin en azından kendi içerisindeki problemleri çok daha farklı. Ya bu senin çocuğun. Buna neden böyle bir kötülüğü yapasın ki? Çocuğu geliştirmek için bir şeyleri yapmak istiyorsan bu sadece matematikle fenle olmaz. Hepsine ihtiyacı var çocuğun. Çocuğun doğada araştırmaya, ormanın içerisinde gezip tozup üstünü kirletmeye, icat çıkartmaya ve saçmalamaya ihtiyacı var. Sadece beden eğitimi dersinde bile matematik çözeceksin diyerek bir insanın, bir çocuğun başarılı olmasını bekleyemezsin. O şekilde görünen başarı da sadece bir finalde bir iş olur ve o işi yaparken duygulardan uzak, hiçbir şekilde empati yeteneği olmayan sadece aptal bir robot yetiştirmiş olursunuz. Ve sadece o aptal robot belli bir şeylere odaklanmıştır ve sadece onları yapıyor olur. Hiçbir şekilde içerisinde merhamet, insanlığa dair hiçbir şey olmayan aptal insanlar yetiştirmiş olursun. Mesleğinden parasını kazanır, evet geçimini sağlar, evet bu doğru. Hiçbir işe yaramayan, merhametten ve insanlıktan uzak bireyler yetiştirirsiniz. Ve bunun sonuçlarını şu an görmüyor muyuz? Toplumda parası iyi olduğu için başarılı bir nitelendirilen meslek gruplarındaki insanları, böyle hal ve hareketleri, davranışları, insanlara böyle üstten bakmasıyla görmüyor musunuz? İnsanlıktan ve empatiden yoksun insanlar çok fazla değil mi çevrenizde? Bir yerlere geldiğini düşünen işte bir şeyle ya da işte rütbesiyle, makamıyla her neyse artık. Her zaman Kadir Köymen'in bu başarı hikayelerini takip ederim. Severim de Kadir Köymen'i. Yaptığı işler de benim ilgi alanıma girdiği için yakından da takip ederim. Çıkardı işte kamera, işte aksesuarlar vesaire. Kadir Köymen'in hep bir kendi için söylediği bir şey vardır. İşte ailem küçükken işte bana bir kutu getirdi ve kutunun içerisinde kamera çıktı ve ben bu kamerayla ilgilendim, oynadım falan. En sonunda işte video çekmeye merakım olduğunu fark ettim ve buna mecbur kaldığım için bunun neticesinde bu oldu gibisinden bir hikaye anlatır. Daha farklı, daha detaylı tabii ki ama ben hani aklımda kalanları söylüyorum. Ama genel hatlarıyla bu şekilde. Ve küçükken maruz kaldığı bir şeyden bahseder. Yani kameralara maruz kalmasından bahseder. Bu çok güzel bir şey. Yani şu anki girişimciliğine, işte şu anki başarısına ve şu anki kendi kurmaya çalıştığı şirket modeline bakacak olursak ve gerçekten bu bambaşka bir şey. Başaramamış bile olsa, ki şu an yurt dışına inanılmaz derecede ihracat yapıyor ve hani bu artık şaşılası olmayan bir şey olması gerekirken günümüzde internet var çünkü dışarıya yurt dışına ürün satmak artık çok çok kolay ve biz buna şaşırıyoruz. Çünkü biz o kadar böyle günlük hayatımıza, çevremize, insanlara bu işi böyle çok yalıtım haline getirdik ki kendimiz çok uzak hani tek hedefimiz işte bir tane işimiz olsun ve hayatımız boyunca ölene kadar, emekli olana kadar o işi yapalım modundayız. Ya tabii ki bunun olması gereken insanlar da var. Böyle yaşamasını seven insanlar da var. Ama herkes böyle yaşamak zorunda değil mi kardeşim? Herkes işte sabit bir maaşla işte ömrünün sonuna kadar geçinmek zorunda değil. İnsanların hayalleri, hedefleri, işte belli başlı çabaları, planları olabilir. Ve bu adı üstünde hayal. Hiçbir sınırı yok. Sınırı senin kendi çizdiğin çerçeveler. Bu kadar. Onun dışında hiçbir sınırı yok. İstediğini hayal edebilirsin. İstediğin hedefi koyabilirsin. Sana kimse engel olamaz. Senin hiçbir şekilde kısıtlanma gibi bir durumun yok. İstediğini yapabilirsin. İstediğini düşünebilirsin. Dersin ki ben şunu yapacağım ulan. Ya ben ne bileyim o an millet Mars'a gitmeyi düşünüyor. Ben daha keşfedilmemiş bir gezegen üzerinde koloni kuracağım diyebilirsin. Bunu sana kimse engelleyemez.
Bunu isteyebilirsin. Başarıp ya da başarmamak sana kalmış. Yeter ki iste. İste ve o adımda çalış. Ya önemli olan süreçtir. Sen bu süreçte ne yapıyorsun? Nasıl yönetiyorsun? Gerçekten bu işi başarabilmek için bir şeyler yapabiliyor musun? Bazen o süreçte hayallerin eğer çok da gerçekleşesi bir şey değilse ya da çok daha başka şeylere hizmet etmesi gerekiyorsa zamanla bu evriliyor zaten emin ol. Sen çıktığın yolculukta sonradan da ne istediğini bulabiliyorsun aslında. Bu işin kuralı yok ya. Hani 2 artı 2 eşittir 4 değil yani. Bu işte 2 artı 2 5 de edebilir. 2 artı 2 3 de edebilir. Bazen 4 de eder. Bazen 10 da eder. Hiç fark etmez. Değişir. Değişir. Sürekli değişir. Senin yaşantına, senin uyku düzenine, senin beslenmene her şeye göre değişir be abi. Ya şimdi şeyi soruyorlar mesela aşı olurken. Ya bizim komşuda işte şöyle şeyler etkiler yapmış. İkinci doz bizi onu öldürmüş, gebertmiş. Bize de yapar mı acaba? Kardeşim o senin komşun. Karşı tarafta oturan başka bir birey. Ve tamamen başkasınız. Bambaşkasınız. Senin iki elindeki, hatta tek elindeki iki farklı parmak, beş farklı parmağının bile parmak izleri aynı değilken sen bana diyorsun karşı komşunun etkileri benim de aynısını yapar mı? Benim verdiğim stabil bir cevap vardır. Yani eğer o an yorgun değilsem, gerçekten çok yorgun oluyorsun. Günde 600 kişi geçiyor elimden. Her birine de aynı şeyleri söylemek gerçekten zor. Diyorum bak bu senin beslenmene bağlı. Bu senin tükettiğin sıvıya bağlı. Bu senin uyku düzenine bağlı. Bu senin kaliteli yaşamına bağlı. Sen ne kadar stres düzeyiyle yaşıyorsun buna bağlı. Bir şeyleri ne kadar kafana takıp takmamanla bağlı. Çünkü senin bağışıklık sistemine karşı komşun bağışıklık sistemi bir değil. Eğer sen ondan daha iyi şartlarda yaşıyorsan, alkol kullanmıyorsan, vücudunu zehirlemiyorsan, senin bağışıklık sistemin daha güçlüdür. İyi besleniyorsan, senin bağışıklık sistemin daha güçlüdür. Suyu yeterli alabiliyorsan vücuduna, bağışıklık sistemin daha güçlüdür. Ve uyku çok önemli. Uykun düzenliyse ve sabah güneş doğmadan kalkıyorsan, güneş doğmadan başlıyorsan senin bağışıklık sistemin çok daha güçlüdür. Ve o zaman bu açıdan hiçbir şey yapmayacak. Bu kadar basit. Ve değişir. Herkes için değişir. Yani tek bir cevabı yok. Veremiyorsun işte bir cevap. Yani 2 artı 2 eşittir 4 diyebilseydik zaten bu işte. Hayatta. Her şey çok daha basit olurdu. Ve her birimizin farklı hikayeleri olmazdı. Evet. Çok uzattım. Şimdi bir de bir zaman sınırlaması olmayınca böyle çay demlenince eskiden kesiyordum. Şimdi öyle de bir şey yok. Çayı içerken çekiyorum diyor. Uzattım da uzattım. Neyse. Konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Yine bir saçmalama serimizin sonuna geldik. Üstünüzü başınızı yırtmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İnsanlara yaşattırdığınız şeyleri yaşamanız dileğiyle.